Sağ olasın kardeş. Anam da darısı sana. Of of. Aylardır haberin olmuyor. Umumda tutuyor. Kavuşursun inşallah. Derdi veren Allah, dermanı da verir. Biter elbet, biter bu savaş. En çok da anamın bağlamalarını özledim. Köye varır varmaz bir fırın bağlama yaptıracağım. Öyle yiyeceğim, öyle yiyeceğim. Dikkat et, tıkanmayasın. Sahi, savaştan önce ne işin vardı? Sormaya bir türlü fırsat olmadı. Tıbbiyede öğrenciydim. Bütün arkadaşlar Çanakkale'ye gönüllü yazıldık. Ya sen? Bir parça toprağımız vardı. Geçinip gidiyorduk işte. Köye askerler geldi. Gönüllü arıyoruz Çanakkale'ye. Biz de geldik. Öyle ya. Bizi buraya getiren aynı duygu, aynı his. Durmadan çoğalıyorlar. Bu kadar adam nereden bulur bunlar? Baksana. Kimi kara, kimi sarı, kimi beyaz. Her renk insan. Leş kargaları gibi bekleşiyorlar. Birazcık gözümüzü kapatsak üzerimize atlar. Neyse arkadaş, bana müsaade. Anama mektup yazacağım. Sevgili validemi, Arabunun da ilk girdiği müthiş muharebede sağ yanından bir İngiliz kurşunu geçti. Hamdolsun kurtuldum. Fakat bundan sonra gireceğim muharebelerden kurtulacağıma ümidim olmadığından bir hatıra olmak üzere şu satırları yazıyorum. Hamdü senalar olsun Cenab-ı Hakk'a ki beni bu rütbeye kadar ulaştırdı. Yine mukadderat-ı ilahi olarak beni asker yaptı. Sen de valideciğim, beni vatan ve millete hizmet etmek için nasıl yetiştirmek lazımsa öyle yetiştirdin. Sana çok teşekkür ederim. Şimdiye kadar milletin bana verdiği emeği bugün hak etmek zamanıdır. Vatanıma olan mukaddes vazifemi yerine getirmeye çalışıyorum. Şehitlik rütbesine kavuşursam Cenab-ı Hakk'ın en sevimli kulu olduğuna kanaat edeceğim. Anacığım, seni önce Cenab-ı Hakk'ın, sonra yakınlarımızın himayesine bırakıyorum. Bana hakkını helal et. Her gün 5 vakit namazını ihmal etme. Ruhuma Fatiha okuyarak ruhumu şad ediniz. Elveda, elveda. Seni Cenab-ı Hakk'a tevdi ve emanet ediyorum. Ebediyen Allah'a ısmarladık sevgili valideciğim. Oğlunuz Mehmet Salih, 19 Mayıs 1915. O yıl İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezun verememişti.